Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere gerçekten çok değerli bir tarif yapacağım. Biber dolması yapacağım. Avalı biber. Çok farklı bir biber. Ve onun dolması gerçekten çok lezzetli bir dolma. Bunlardan sizlere inşallah çok güzel bir dolma yapmaya çalışacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Önce biberlerimi bu şekilde, gerçekten bunları kurutmak hiç kolay değil. Kurutması çok zor. Şimdi bunları bu şekilde hepsini, sap kısmını keseceğim. Bunlar hepsi büyüklü küçüklü oluyor ama ben orta boyunun dolmasını çok seviyorum. Ve tabii ki acı bir dolma oluyor ama aynı zamanda çok çok da lezzetli oluyor. Bu biberleri kendi ellerimle saplayıp, ipe saplayıp kuruttum. Çok fazla kurutamadım bu sene ama bu geleceğin önümüzdeki sene inşallah fazla kurutmaya çalışacağım. Şimdi sayın takipçilerim, bunları tohumlarını ayıracağım, ziyan etmeyeceğim. Bu şekilde. Ben dibini de takmadım. Biberlerimiz de gerçekten çok acı. Tohumlarını ayırdım. Şimdi biberimizin üzerine sıcak su döküyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 dakika sıcak suyun içinde bekleteceğim. Yumuşamaları için. Sonra sıcak suyun içinden alacağım. Şimdi biberlerimi sadece 5 dakika kaynar suyun içinde beklettim. Ve kaynar suyun içinde alıyorum. Biberimiz hazır. Dolmamızın içini hazırlamaya geçelim. Şimdi sayın takipçilerim, burada 450 gram buzlu etim var. Etimi doğrayacağım. Bıçak kıyması yapacağım. Önce bıçaklarımı bileceğim. Şimdi bıçaklarımızı biledim ve etimizi doğramaya başlıyorum. Etimizi bıçak kıyması yaptım. Bunu da bir kenara alıyorum. Şimdi böyle 2 tane büyük soğan. Orta boydan biraz büyük. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Bir bağ maydanoz 1/3'ünü kullanıyorum. Şimdi sayın takipçilerim, dolmamızın iç harcını yapacağım. Burada yıkadığım pirinçlerimi, ufak pirinçler kullanacağım. Her zamanki gibi. Şimdi yıkadığım pirinçlerimi bir tepsiye alıyorum. 2 orta boydan biraz büyük doğradığım soğanlarımı ekliyorum. Maydanozu ekliyorum. Ve burada 1 yemek kaşığı biber salçası, Adana salçası kullanıyorum. Burada da 1 yemek kaşığı domates salçası. Sayın takipçilerim, ben bütün yemeklerime Adana salçası kullanıyorum. Çünkü Adana salçası acı değil. Şimdi ben Adana salçamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Adana salçam bu şekilde. Ben yemeklere bu salçayı kullanıyorum. Salçam bu şekilde. Bu Adana salçası, dediğim gibi. Adana salçasını yemeklere mutlaka kullanıyorum. Çünkü acı değil. Yemeklere renk vermesi için kullanıyorum. O da sizlerle paylaşayım bu şekilde. Mutlaka eğer Adana salçası istiyorsanız ya da Hatay salçası, bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Telefon numarası bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir salça. Bunu kendi ellerimle yaptım bu şekilde. Şimdi burada 1 yemek kaşığı nane ekliyorum. 1 tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum. Yani 1 çay kaşığı. Burada da 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. Burada da 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum.
Ve burada böyle bir samırsak aparatıyla samırsaklarımı bu şekilde eğer aparatınız yoksa samırsaklarımızı bu şekilde önce patlatıyoruz. Ve sonra bu şekilde doğruyoruz. Patlatmanın amacı samırsakların aroması çıkması için. Burada bıçak kıymasını etimize ekliyorum. Şimdi sayın takipçilerim, burada bir 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bu yağımı kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 ve 3 3 kaşık tereyağı kullandım. Gerekirse daha da ekleme yapacağım. Ve şimdi harcımızı karıştıracağım. Bu bizim kış dolması. Kış dolmasının içerisine domates eklemeyiz. O yüzden kuru oluyor biraz içi. O yüzden biraz yarım çay bardağı su ekledim ve harcımı bu şekilde harmanlıyorum. Sayın takipçilerim, bir yemek kaşığı daha tereyağı koyuyorum. Ve şimdi dolmalarımızı doldurmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim, ben diyorum ki bu biber dolması dünyanın en lezzetli yemeği diyebilirim size. Gerçekten öyle. Çok fazla böyle bastırmıyorum bu şekilde. İnanın ki mumbar ne kadar lezzetliyse bunlar mumbar kadar lezzetli diyebilirim size. Mumbarı sevenler için söylüyorum, bilenler için. Biberlerimizi doldurdum. Şimdi tencereye dizeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biberlerimizi dizdik bu şekilde tencereye. Üzerine suyu koyup ocağa götüreceğim. Tenceremi ocağa koydum. Ve üzerine böyle bir çay kaşığı tuz. Kaynar su. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle üzerine 3 bardak su koydum ve altını açıyorum. Yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra en yavaş ateşe alacağım. Pişene kadar en düşük ateşte pişirmesini sağlayacağım. Görüşürüz inşallah. Şimdi dolmamız kaynamaya başladı. Üzerine böyle 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Ve dolmamız yavaşa aldım. Yavaş da pişecek. Şimdi tam 1 saat oldu. Böyle dolmamızın suyunu tamamen çekti. Altını kapatıyorum ve dolmamızı dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi dolmalarımız tam 10 dakika dinlendi. Şimdi dolmalarımı dinledikten sonra sunum yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın en güzel lezzeti bu dolma. Şimdi dolmamızı test edeceğiz. İnanın ki burası buram buram kokmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu kabuğunu soymadan çok lezzetli. Buyurun sayın takipçilerim. Gerçekten çok inanılmaz nefis oldu. Aslında söylemeye gerek yok. Bu söylemekle olmuyor. Tatmak gerekiyor. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.